STV'den mutlu günler değerli izleyenler. TFF 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Eskişehir Spor sahasında Menemen Spor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi bizler de sizlere son bilgileri vereceğiz. Eskişehir Spor ve Menemen Spor'un ilk 11'leri belli oldu. Eskişehir Spor, Ekrem Kılıç Arslan, Sezgin Coşkun, Furkan Bolat, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Tolga Yakut, Erdal Aktari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Hamet Suhalaji, Berkay Tanır ilk 11 ile sahada yer alacak. Ebrar Yiğitaydın, Hasan Ulaş Uygur, Halil İbrahim Öner, Alperen Kocabaş, Göklü Kaan Ünüvar, Buğra Çağlayan, Emir Yıldız, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal ve Onur Arı da Eskişehir Spor Teknik Direktörü İlhan Var'dan forma bekleyecek isimler. Rakip Menemen Spor'un da hemen ilk 11'ini sizlere vermeyi takdim etmek istiyorum. Selmani, Emre Batuhan Adı Güzel, Furkan Bayır, Adumu, Murat El Katmış, Taşkın Çalış, Anana Ticdani, Ömer Şahbaz, Kamara, Tayfun Aydoğan ve Rıdvan Koçak. İlk 11 ile bugün Menemen Spor Eskişehir Spor'un karşısına çıkacak değerli izleyenler. Zorlu bir karşılaşma. Eskişehir Spor'da 27 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Menemen Spor'da 14 puanla şu an ligde 12. sırada yer alıyor. Sadece 3 galibiyeti var İzmir temsilcisinin. Tabii bu karşılaşma öncesi Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören uzun süren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü bu basın toplantısı ve bu basın toplantısında da kamuoyunu bilgilendirdi. Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören kendilerine yapılan büyük eleştiriler vardı ve bu eleştirilere de cevap verdi Mustafa Akgören değerli izleyenler. Karşılaşmanın başlamasına 20 dakikadan az bir süre kaldı. Eskişehir Spor geçtiğimiz hafta Balıkesir Spor deplasmanından 1 puanla dönmeyi başarmıştı. Biraz olsun deplasmanda kazanılan moral motivasyon takıma özgüven getirmişti. Eskişehir Spor'da bugünkü karşılaşmada Mevlüt Çelik cezası nedeniyle ve Sunday Alemi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca karantinada olan Mehmet Özcan da bugünkü mücadeleyi takip edemeyecek. Aytaç Ersoy ile birlikte yayınımıza devam edeceğiz. Aytaç, saha içine girmeden düşüncelerini alalım. Evet, tabii zor bir maç. Bu takımın son 27 maçta kazanamadığı gerçeği var önümüzde. Sportif başarısızlık ne yazık ki tüm camiayı olumsuz etkiliyor. Bunu kırmak gerekiyor. Bunu kırmak için ideal maçlardan biri. Rakip ligin orta sıralarında ama ligin üst tarafı zorlar mı veya alt taraftaki yarışa mı dahil olur? O da şu an ortada rakip için. Çünkü bugüne kadar oynadıkları maçların üçünde galip geldi Menemen ekibi. Ve iki maçı, kazandıkları 3 maçın ikisini son dakikalarda 89 ve 90'da attığı gollerle kazandı. Yani belli bir süreye kadar oyunu koparamıyor. Belli ki buradan da bu ortaya çıkıyor. Ama Eskişehir Spor'un içinde bulunduğu kadro anlamında da ne yazık ki dezavantajlar var. Bunlardan en önemlisi o ana omurganın bugün olmayışı. Mevlüt, Mehmet Özcan ve Alimi. 3 futbolcu da bulunduğu mevkideki takımın en önemli isimlerinden biri tartışılmaz. Mevlüt bugün hem hava toplarında hem de arkada oyun kurarken hem de süratiyle savunmaya direnç ve güç veren bir isimdi. Mehmet Özcan da aynı şekilde orta sahanın birçok maçta bugüne kadar ligin ilk yarısındaki oynadığımız maçlara bakarsak dirençli isimlerinden biriydi. Alemi de bu takımın en fazla gol atan ismi. Ama İlhan Var bu konuda şöyle diyordu. Elimizdeki kadroyla sahaya süreceğimiz ilk 11'le elimizden geleni yapacağız. Bunu bu şekilde tolere edeceğiz diyordu. Umarız başarılı olurlar. Tabii maçın önüne geçen bir şey vardı. Bu da Mustafa Akgören kulüp başkanının açıklamalarıydı. Camiaya tabii umut verdiği anlar da oldu. Bunlardan biri projeydi. Halı saha projesi. 23 ay görev süremiz var dedi. Hani bırakır mı diye düşünen bir kesim de vardı tabii. Biz de açıkçası ben de yakın sürede yönetimin bırakmaya meyilli olduğuna inanıyordum. Ama bugün projeler öne sürdü. Görev sürelerini hatırlatarak sonuna kadar devam etmek istediklerini belirtti. Yani umarız bir şeyler yolunda gider. Yalnız bırakılmasın camia tabii. Yönetim yalnız bırakılmasın. Projeler var. Herkes bir yönden elinden tutması gerekiyor. Gidişat kötü çünkü Ahmet. Herkesin artık geçmişteki hataları belli bir döneme yüklemeden kulübü nasıl yaşatırız buna bakmak gerekiyor. Çünkü artık bir şeyleri konuşmakta fayda sağlamıyor çünkü. Böyle diyelim, maç sonu inşallah burada daha güzel şeyleri konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Murat Dağtekin'le birlikte
yayınımıza devam edeceğiz. Murat abi hoş geldin yayınımıza. Sen de iki kat, ben de iki kat maske var ve ben bir katı çıkartayım Ahmet. Tabii siz maçla ilgili gerekli kritikleri yaptınız. Sonuçta 27 maçtır kazanamayan bir Eskişehirspor var. Bugün de Menemen maçı inşallah diyoruz. Her hafta diyoruz şeytanın bacağını kıralım. Artık bu zincirleri kıralım derdindeyiz. Artık maçtan sonra ne olacak göreceğiz. Ona göre yorum yaparız. Tabii bugün gündeme gelen neydi? Yönetim kurulu. 13 aydır görevde olan yönetim 4. kez medya karşısına çıktı. Yani 115 gün sonra tekrar yapılan bir basın toplantısı var. Şimdi öyle bir şey ki tam böyle maç trafiğini başkan gerekli konuşmalarını yaptı kendine göre, anlattı. Ama yani kamuoyunun, camianın, taraftarın merak ettiği onlarca, yüzlerce soruya cevap veremedi, vakit yetmedi dedi. Soru almadan toplantıyı kapattı. Tabii basın toplantısı bittikten sonra biraz ortam gerildi. Yani biz o kadar basın mensubu oraya gelmiş, benim cebimde yanlış anlama 27 tane soru hazırladım Ahmet. Evet. Maşallah bayağı fazla. 27 tane soru hazırladım ben. Bir de basın toplantısında cevap bulamayan konular var. Mesela altyapı projeden bahsediyor başkan. Başladık diyor. Başkanım yani bunun kaynağı nereden? Cevap yok. Yani altyapıyla ilgili federasyondan bir kaynak gelecek ama yani buna cevap verebilirsin. Transfer yasakları işte hoca kahroluyor. Hoca kahroluyor ama camia kahroluyor. Sen stajyer hocayla bu işi götüreceğim diye diretirsen camia kahrolur yani. Hoca artık ölsün yani diyeceğim ben. Yani birçok soru cevap bulamayınca biz de tartıştık orada yani. Dedik ki buraya kadar gelmişiz. Bir tane soru soramadan gidiyoruz. Ne olacak dedik yani. Gelin hafta içerisi oturalım konuşalım. Ya biz benle veyahut da başkasıyla oturman önemli değil başkanım. Yani bugün burada 1,5 saat toplantı yapıyorsan bir yarım saat 45 dakika daha uzat. Kamuoyunun merak ettiği bir soru soruyu bir soralım dedik. En sonunda işi tatlıya bağladık. Pazartesi günü dedi 90+3'e geleyim dedi. Biz 2 haftadır uğraşıyoruz. Yani başkan çıksın sorulara cevap versin. Pazartesi günü 90+3'te konuk olacağım dedi. Soramadınız ne kadar soru varsa dedi. Orada cevap vereceğim dedi. Onun için şimdi biz de pazartesi gününü bekleyeceğiz. STV 90+3 saat 20'de başlayacak pazartesi günü. Aklımıza gelen ne kadar soru varsa cebimizde sorular var. İşte canlı yayına birebir sosyal medya hesaplarından gelen sorular var. Oturacağız 2 saat gerekirse 3 saat canlı yayında başkanla konuşacağız. Bugünkü toplantıda öne çıkanlar ne oldu Murat abi senin görüşün? Ya burada şu an Eskişehirspor için önemli olan başkan bir sürü şey konuştu. Tek önemli olan benim için SSK ve vergi borcu. Evet. Yani çok ciddi anlamda SSK ve vergi borcunun yapılandırılması gerekiyor. Bu kulübe öyle veya böyle iyi veya kötü hizmet etmiş birçok yöneticiye bugün vergi dairesinden ve SSK'dan tebligat gidiyor. SSK'dan icra takipli tebligatlar gitti. Şimdi bütün herkes itiraz için avukatıyla mahkeme kapılarında geziyor. Bakın başkan ne dedi? 23 milyon TL vergi cezası 9 milyon TL'ye kapanıyor dedi. Bakın çok önemli bir rakam bu. 23 milyon TL nerede? 9 milyon TL nerede? Şu kulüpte 10 senedir, son 10 yılda, 12 yılda görev yapmış bütün başkan yöneticiler bir araya gelecek. Bugün 1,5 milyon, 2 milyon TL tebligat giden yöneticiler var. Niye? Çünkü 23 milyon TL üzerinden tebligat gidiyor. 1/3'e düşüyor. 1/3'e düşüyor senin vergi borcun. Vergi borcu için bu şehrin artık ayağa kalkması lazım. O yöneticilerin. Yüzlerce yöneticinin bir araya gelmesi lazım. İşte 1,5-2 milyon TL vergi borcu gelen insanlar bugün bütün mahalle hesaplarına tedbir de konulabilir. İcra takibi de sonra konulabilir. Sonra yönetici de bulamayız. Haciz de konulabilir. Bu insanlar ayağa kalksın. En başta kulüpte başkanlar. Halil Ünal, Mesut Özcan ve ondan sonraki dönemde gelen bütün başkan ve yöneticiler toplansınlar. Vergi borcunu çözsünler. 1/3'e düşüyor vergi borcu. Bugün 20 küsür milyon TL vergi borcu 9 milyon tarihi bir fırsat. SSK. SSK fazla düşmüyor. 1 milyon 700 bin TL gibi bir rakama düşüyor. O da 8 milyon 600 bin TL gibi SSK borçları. Yani 9-9 18 milyon TL'ye biz bugün çok ciddi vergi ve SSK borçlarını kapatabiliriz. Ondan sonra zaten futbolcu, teknik kadro, yönetici alacakları ne diyorsun? İşte yarı yarıya, 1/3 fiyatına, işte %30 fiyatına kapattığın zaman diyoruz ya işte hani 235 milyon lira yönetimin açıkladığı borç var. 235'in işte 35'i vergi ve SSK. Yarı yarıya bunu düşürebiliyorsun, kapatıyorsun. Bunu kapat. Ondan sonra bir 50-60 milyon lira paran olsa futbolcu, teknik kadro, yönetici alacaklarını kapatırsın zaten. Bu kulübün öyle korkulacak bir borcu yok Ahmet. Ciddi anlamda çok ciddi pazarlıklarla bu borç kapanır.
Yok öldük bittik. Ya nereye ölüyorsun bitiyorsun ya? Halen onun edebiyatını yapıyoruz. Başkan ne diyor? 8 tane futbolcuyu gönderdim. Teknik kadroyu gönderdim. 14 milyon TL kar ettim. 14 milyon TL kar ettin. Çoluk çocuğa kaldık. Takım kime düşüyor? Zararın ne senin? Birincilik gelirinden oluyorsun. İkinci ligden tekrar birinci lige çıkacağım derken 14 milyon kar ediyorsun. 30-40 milyon lira masrafa girmen lazım bu cendereden çıkmak için. Bu kar değil. Ondan sonra diyorsun ki FIFA'da transfer yasaklı dosyalarımız var. Bu yüzden işte transferi açmamız zor. Bakıyorsun kamalıysa. Ya kardeşim devre arasında gönderdin adamı. Kar ettin ya. 14 milyon kar ettim diyorsun. Gönderdiğin Kamal'ın FIFA'dan sana transfer yasaklı dosyası gelmiş bile. Nerede bunun karı? Jesse'nin kulübünden gelmiş. Ya yapalım abi sondaki. Ya işte bunlar yönetimin hataları. Yani kar edeceğim derken dün yollarını ayırdın futbolcu bugün sana transfer yasaklı dosya göndermiş. Nerede yaptığın kar? İşte bunların hepsine pazartesi günü 90+3'te soracağız başkana. İnşallah güzel cevaplar alırız Ahmet. Maça geçeceğiz. Kısa keselim dedim. Şimdilik bu kadar. Maç sonrası görüşürüz. İnşallah galibiyetle devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, karşılaşmanın başlamasına 5 dakikalık bir zaman kaldı. 5 dakikadan az bir süre kaldı. Eskişehir Spor'a Menemen Spor karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Maç sonu tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.